Şu anda ekranda gördüğünüz bayan sahip olduğu güzelliğin ve yaşam enerjisinin farkında bile değil. Ve önümüzdeki dakikalarda uzmanlarımızın ona yaşatacağı inanılmaz deneyimlerden de habersiz. Şimdi sizlerin gözü önünde onun içindeki muhteşem kadını uyandıracak ve hayata döndüreceğiz. Mucize gibi başlıyor. Aşk denildiğinde öncelikle aklınıza ne geliyor? Doğa aşkı, insan aşkı, ilahi aşk. Hangisini seçerseniz seçin, seçtiğiniz bir diğerinin bütünü aslında. Adam gibi aşk dediğimiz şey yani. Çünkü hepsinde sizden bir parça var, seçtiklerinize ve yaşamınıza yansıyan. Aslında insanın kendine duyduğu aşktır aşkı aşk yapan. Sonsuzluğa uzanıp özgürce çağlayan. Tıpkı şu anda Fatoş Hanım'ın içinde çağladığı gibi. Mucize gibi bu hafta hayatın getirdiği telaşların ve kalabalıkların içinde kendi dünyasında sessizce kaybolmuş, cesaretlenmeyi kendinden başka her şeyde ve her yerde aramış, şimdi de tüm bu arayışlarından vazgeçerek artık cesareti kendi içinde fark eden ve programımıza katılma cesaretini gösteren Fatoş Büyükkaya'yı konuk ediyor. Fatoş Hanım küçük bir kız çocuğuyken pembe düşlerinin içine ileride çok iyi bir savcı olacağım diye yaşama karşı dik duruşu olan kadın profilini daha çocukken yerleştirmiş. Savcı olma ümidiyle başladığı yaşam hikayesine şu anda bir muhasebeci olarak devam ediyor. İstanbul'da yaşayan 42 yaşında ve bir çocuk annesi olan Fatoş Hanım, genç kızlık gülüşlerini hala göz bebeklerinin içinde taşıyan, bitirdiği evliliğin ardından oğluna hem anne hem de baba olmaya çalışarak hep hayatı ıskalayan ve bu kez sadece kendim için bir şeyler yapmak istiyorum diye haykıran, sessiz bir çığlık aslında yaşamın içinde kaybolan. Fatoş Hanım çok fazla keşke dediği şeyler yaşayıp hayata çok kızmasa da, bundan böyle hep iyi ki diyebildiği bir yaşam isteyen ve bunları çoktan da hak etmiş olan narin, duru bir kadın Fatoş Büyükkaya. Ve şimdi Fatoş Hanım'ın hayatını baştan sona değiştirecek olan bir haftanın ilk buluşması gerçekleşiyor ve Fatoş Hanım'ın saati mucize gibi bir değişim için adeta duruyor. Evet, bu haftaki şanslı izleyicimizin oturduğu sitedeyiz. Çok güzel, sakin, huzur dolu bir ortamda yaşıyor kendisi. Fatoş Hanım bu haftaki şanslı izleyicimiz. Birazdan kapısını çalıp müjdeli haberi vereceğiz kendisine. Ve yüzündeki mutlu ifadeyi göreceğiz hep birlikte. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Her hafta çok heyecanlanıyorum onlarla birlikte. İsterseniz çok uzatmayalım. Hep birlikte ona mutlu haberi vermek için kapısını çalalım. Fatoş Hanım'a geldik ama umarım evdedir. Aslında gelmeden önce belki haber versek diyorum ama bu sefer de böyle sürpriz yapamayacağız. Size gösteremeyeceğiz o şaşkın ifadeleri. Çok çok zevkli oluyor gerçekten. Kapıyı çalıyoruz. Selin Fatoş Hanım'dan habersiz çalıyor kapısını. Aa, hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Hem oldu tanıştığımızda. Evet. Demek sürpriz oldu. Ben de bunu çok sürpriz yapmaya bayılıyorum gerçekten. Ne güzel. Ben çok şaşırdım. Evet, ben de farkındayım. Ben de evde yoksunuz zannettiğiniz ile falan bastığımda rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok, rica ederim. Girelim mi içeri? Tabii ki, buyurun. Yeni bir kapı yine yepyeni başlangıçlar için açılıyor ve Fatoş Hanım'ın mucize gibi değişimi başlıyor. Az sonra Fatoş Hanım'ın hayatında ve kendinde en çok neyi değiştirmek istediğini, hayatında yarım kalan hikayelerini öğreneceğiz hep birlikte. Kim bilir belki de o yarım kalmış hikayeleri biz tamamlayacağız mucize gibi sayesinde. Estetiğe çok önem veriyorsunuz değil mi? Hem de nasıl? Zaten belli oluyor dış görüntünüzden de. Çok bakımlı bir bayansınız. Teşekkür ederim. Peki mucize gibi programına ne düşünceyle başlamıştınız? Aklınızdan neler geçiyor? Şimdi gecenin bir vakti galiba tekrarını seyrediyorum televizyonda.
Çok hoşuma gitti yapılan işlemler. Sonuçta bayanın görüntüsü falan inanılmaz hoş oldu. Ve o esnada isterseniz internetten başvuru yapın diye. İnanın ben kalktım gecenin 3'ünde. Bilgisayardan internetten başvuru yaptım. Ve acaba olur mu diye böyle bu düşüncelerle. Zaten bizim amacımız da sizleri mutlu görmek. Burada beni karşıladığınızda ne kadar mutlu olduğunuzu gördüm. Bir hafta sonra nasıl mutlu olacağınızı tahmin ettikçe ben de çok mutlu oluyorum gerçekten. Peki neler bekliyor sizi biliyor musunuz? Şimdi ben ilk başlangıç aşamasında yapılacak şeyleri konuştukça acayip heyecanlanıyorum ki sonucunda nelerin bekleyeceğini düşünmek gerçekten mucize gibi bir şey olacak. Evet, programımızın ismi zaten mucize gibi. Evet. Ben kısaca bahsedeyim, sizi dinleyeceğiz önce. Neler istiyorsunuz? Ne gibi değişikliklere ihtiyaç duyuyorsunuz? Daha sonra da konusunda uzman olan doktorlarımıza gideceğiz. Konusunda profesyonel uygulama yapan yerlere gideceğiz ve sizi tepeden tırnağa yenileyeceğiz. Bambaşka bir Fatoş Hanım ortaya çıkacak ve bunu tüm izleyicilerimize paylaşacağız. Siz bile inanamayacaksınız gördüklerinize. İnşallah. O zaman hazır mısınız? Heyecanlı mıyız? Tabii ki çok heyecanlıyız. Hazırız kesinlikle. O zaman başlıyoruz. Fatoş Hanım yaşından çok daha genç görünse de aynalardan içeriye yansıyan ve kimseye göstermediği yüzünü bugün ilk kez kendisine gösterecek, değişimi öncelikle kendisi kabul edecek, her şey sil baştan yaşanacak. Fatoş Hanım'ın bu özel buluşmasına ev sahipliği yapan ve buluşmanın ilk şahidi olan sanat galerisiyle başlıyoruz Fatoş Hanım'ın değişim sürecine. Aynalar bir kadının en iyi dostudur. Ama aynı zamanda şunu da biliyorsunuz, dost acı söyler ya. Şimdi ben sizden ne istiyorum biliyor musunuz? Aynanın karşısına geçip kendinize şöyle bir bakmanızı istiyorum. Ve gördüğünüz her şeyi, gerçekleşmesini istediğiniz bütün değişiklikleri aynaya anlatmanızı istiyorum. Ve anlattığınız her şeyin de gerçek olacağına inanmanızı istiyorum. Bakalım şimdi aynaya neler söyleyeceksiniz? Ben sizi aynayla baş başa bırakıyorum. Kendime bakınca çok fazla kilolu değilim fakat biraz daha bacaklarımın falan daha düzgün durmasını istiyorum tabii ki. Gözlerimin daha kalkık durduğunu, saçlarımın şöyle toplandığını düşünüyorum da zannedersem çok daha güzel olabileceğini hayal ediyorum. Ama bu hayalimin de gerçekleşeceğini umuyorum. Yüzümdeki kırışıklıkların giderileceğini, daha bir 10 sene öncesine dönüşebileceğimi ve bir haftalık süre sonunda bunların hepsine ulaşabileceğimi düşündükçe çok mutlu oluyorum. Doktor Levent Türbedal geçen zamanı geriye getirircesine Fatoş Hanım'ın yüzünü nasıl gençleştirdi? Doktor Nihat Tanfel Fatoş Hanım'ın gülümseyişini sihirli bir dokunuşla nasıl değiştirdi? Eczacı Mehmet Müderrisoğlu Fatoş Hanım'ın cildinde nasıl mucizeler yarattı? Saç tasarımında mucizeler yaratan Salih Pehlivan, Fatoş Hanım'ın saçlarındaki muhteşem değişimi nasıl gerçekleştirdi? Uzman makyör Georgie, Fatoş Hanım'a yaptığı makyaj ile nasıl harikalar yarattı? Kıyafet ve ayakkabı seçiminde Fatoş Hanım nasıl bir tarz tercih etti? Ve son olarak fotoğraf sanatçısı Serhan Serter, Fatoş Hanım'ın mucize gibi değişimini fotoğraf karelerine taşıyarak nasıl ölümsüzleştirdi? Hepsi az sonra mucize gibi de. Mucize gibi ilk olarak Fatoş Hanım'ın geçmişin yüzünde bıraktığı izlerden onu kurtarması için zamanı geriye alan konusunda uzman Doktor Levent Türbedar'ın yolunu tutuyorlar Selin Çağlayan ile birlikte. Çünkü zaman bir şeyler çalıyor, onun yerine koymamız lazım değil mi? Aynen öyle. Zaten öyle demiştim. Evet. Gördüğünüz gibi fizik olarak gayet güzel bir hanımefendi. Yüzündeki bazı çizgilerden şikayet ettiğini söyledi. Biz de her zaman gibi size getirdik. Bakalım neler söyleyeceksiniz. Şuraya oturursanız hep beraber inceleyelim. Bir şeyler yapabilecek miyiz bakalım. Ama şöyle bir şey var ki hakikaten ufak tefek dokunuşlar bir şeyler katıyor insanlara. Tabii ki şüphesiz.
Çünkü zaman bir şeyler çalıyor, onun yerine koymamız lazım, değil mi? Aynen öyle. Aynaya baktığımda ilk gözüme çarpan, bütün kadınlarda olduğu gibi malum kaz ayakları denen yer. Benim de en çok takıntı yaptığım kısım orası. Ve gözümün üstünde belki bunu çoğu insan fark etmeyebilir ama ben baktığım zaman hemen kaşımdaki düşüklüğü gözüme çarpıyor ve onların değişmesini istiyorum. Böyle bakarsak yüze, şimdi güldüğünüz zaman oluşan çizgiler bunlar. Çattığınız zaman oluşan çizgiler bunlar. Bu kaşınızı kaldırdığınız zaman oluşabilecek çizgiler bunlar. Ama sizin her tarafınıza botoks yapmaya zaten gerek yok ki. Biz yüzün üst kısmında ve alt kısmında değişik amaçlarla botoks yaparız da. Üst kısmında yapılacak yerler şurası, şurası, şurası. Burası yapıldığı zaman hafifçe kaldıracaktır. Çünkü botoksa şöyle bir kural vardır. Bu adeleler aşağıya çeker, bu adeleler yukarıya çeker. Biz bunları felç edersek geçici felç. Özellikle felç diyorum ki anlaşılsın diye ama geçici bir felç. 6 ay, 4 ay sonra zaten kuvvetlenmeye başlıyor. Bunlar aşağıya indiremeyeceği için bunlar çalışmaya devam edecek. Yani matematik bu şekilde çalışıyor. Botoks çok fayda sağlayacak. Bir de kaş altına yapabileceğimiz bir destekle kaşlar da basit bir şekilde yükselebilecek. Çünkü kemikler ve kemik üstündeki doku taşır. O dokular inceldikçe kaş aşağı iniyor. Bu birkaç numarayla gözü kaldırabilir. Daha dinlenik ve daha gözü açık bir şekilde bakabilir. Yaşla beraber bir takım bir şeyler, kusurları görmeye başlıyorsunuz. Bunlar sizde takıntı olmaya başlıyor. Sanki bunlar düzelince hayatınız inanılmaz bir şekilde değişecek gibi geliyor. Bunların da yapılabilmesi, size bu imkanı sunulması güzel bir şey. Ben uykusuz olduğumuzda da şu kapak aşağı düştüğünde böyle bir kötü görüntüsü olur. O biraz yukarı çıktığında daha aydınlık bir ifade olur yüzümüzde, değil mi? Sizin de yapacağınız o. Bir botoks. Ama bu kadar işin mi geldiniz böyle programa katıldınız? Ben bu kadarla bırakayım mı? Şuralarda belki biraz bir çukurluklar falan yaşla beraber çıkan şeyler olsa gerek. Bunların değişmesini istiyorum. Bu imajı kemiğiniz daha yüksek, burası daha düşük. Evet. Daha iyileştirebiliriz. Yaptığım işi öyle tanımlayabilirim. Daha iyileştirme, güzelleştirme değil. Güzelleştirme insanın evet verdiği enerjiyle alakalıdır. Fatoş Hanım'da da öyle bir enerji düşüklüğü vardı. Ama Mucize gibi programının sonunda o enerji gerçekten çok yükselecek. Kendine güveni daha da artacak. Ve o ufak tefek gördüğü sorunlar, yorgun görüntüsünü çözeceğiz. Düşük bakışı çözeceğiz. Gülme esnasındaki göz kenarındaki çizgileri çözeceğiz. Ve o bütün güzellik daha bir şekilde ortaya çıkacak. Simetri lazım mı? O da bir şey. Çok da şart değil. Yani iki tarafının aynı şekilde olması şart değil. Hani Mona Lisa'yı yani bilirsiniz. Normal bir insan mesela sizin mesleğinizde yapımı görüyorsunuz ama ben daha önce fark etmemiştim. Ama sizin yapacağınız o müdahale çok fark ettirecek. İster misiniz? Bir de o da var. Ben güzel olması lazım sonuçta. Güzel insan her zaman ayakları daha sağlam basar. Kendine güveni olur bir kere. Kendini daha bakımlı gördükçe, daha güzel gördükçe daha sağlam basar, daha güzel bakar. En başta kendine güveni gelir yani. Her şeyde evet ben buyum, ben varım diyebilir. Ben bunu istiyorum zaten. O zaman başka bir yere hiç dokunmadan sadece şurayı birazcık yükselterek bu eşitliği buradan sağladıktan sonra çok hafif de şu çukurlar sizinle muhakkak gözünüze batıyordur. Bunları yaptıktan sonra başka bir şey kalmıyor. Bir şey daha yapılabilir. Şu kemik, gözünün üstündeki bu kemik bölgesi birazcık daha desteklenirse o zaman daha güzel bir kaş altında kemik hacmi verilebiliyor. O zaman bu kaş biraz daha yukarıya kalkıyor. Bir haftanın sonunda nasıl bir Fatoş Hanım ortaya çıkacak izleyicilerimizle birlikte hep beraber göreceğiz. Fatoş Hanım'ın en büyük sorunu dişleri ve ağız yapısı. Yıllardır gülüşünü hep bu sebepten saklamış olsa da mucize gibi bundan sonra özgürce kahkaha atmasını sağlamak için ışığını yitirmiş gülümsemelere hayat veren Doktor Nihat Tanfer'e teslim ediyoruz Fatoş Hanım'ı. Fatoş Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatoş Hanım diyor ki bütün dişlerim değişsin diyor. Bir bakalım.
Ne yapmamız lazım? Koyunuz bakalım. Koşalım. Aman. Kendime baktığımda en başta beğenmediğim yerim dişlerim. Dişlerim bir insana baktığınızda ışıl ışıl olmasını çok seviyorum. Bunun için ilk önce istediğim şey gülümsediğimde dişlerimin ışıl ışıl olması. Gerçekten problemli ve komplike bir ağız. Ayrıca çocukluktan gelen bir asimetri var. Ve bu asimetri ne yazık ki tedavi edilememiş. Bunu fark etmeden üst porselen dişler yapılmış. Arka taraflara azılar bölgesinde de porselenler uygulanmış. Ama orta hattı tamamen sol tarafa kayık. Hasta güldüğü zaman ve konuştuğu zaman sizinle irtibat halinde değil de sanki sol tarafa bakıyormuş gibi bir konuşma açısına sahip. Şimdi sizden bir panoramik röntgen alacağız. Röntgenizi gösterelim. Ondan sonra bu orta hattınız niye bu kadar kayık bu tarafa? Ön dişler sağa doğru. Tabii sola dönük. Sola mı doğru? Hı. Hı. Ha evet. Sanki güldüğün zaman gülün bakın. Evet evet. Bu tarafa gülüyor. Burada yüzünüzde bir normal orta hattan baktınız mı bir asimetri var. Sağ tarafa doğru normalde yüzünüz. Hı hı. Ya bu çocukken bebekliğinizden kaynaklanan bir şey, anne karnında o şekilde o dünyaya hazırlanmış gelmiş. Ya elinizi koymuşsunuz ya bir şey olmuş bebeklikte onu bilmemiz mümkün değil ama şu anda normalde bakın güldüğü zaman bile hasta sağ tarafa gidiyor. Evet, bu tarafa kayıyor. Ciddi bir vaka sizinki. Profesyonelce çalışılması gereken bir vaka. O zaman doğru yerdeyiz. Evet, doğru yerdeyiz. Doğru yerdeyiz. Nihat Bey'in ellerine teslim ediyoruz sizi. Bendeki en büyük kusur galiba yüzümdeki ya da dişlerimdeki simetrinin bozuk olması. Bunun düzelmesini çok istiyordum. Bizim buradaki amacımız, planladığımız şey Fatma Hanım'a orta hattını ve diş etlerini sağlıklı hale getirebilecek sağlıklı porselenler yapmak ve gülüş açısını da arzu ettiğimiz şekilde düzgün bir projeksiyona oturtmak. Bu tabii komplike bir vaka çünkü bazı dişlerin çekilmesi gerekecek, diş eti problemleri var, sallanan dişleri var. Bunu bir hafta gibi bir süreç içerisinde yapmak için elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Ümit ediyorum sonuçları çok iyi olacak. 40 senelik düzelmemiş bir şeyin sonradan bu şekilde düzelmesi herhalde çok ilginç olsa gerek. Bizim programımızın adı ne? Yeniden yaratacağız sizi. Evet. Mucize gibi programında hiç aklınıza gelmeyecek her şey olabilir. Eczacı Mehmet Müderrisoğlu, Fatoş Hanım'ın cildinde nasıl mucizeler yarattı? Saç tasarımında mucizeler yaratan Salih Pehlivan, Fatoş Hanım'ın saçlarındaki muhteşem değişimi nasıl gerçekleştirdi? Uzman makyör Georgie, Fatoş Hanım'a yaptığı makyaj ile nasıl harikalar yarattı? Kıyafet ve ayakkabı seçiminde Fatoş Hanım nasıl bir tarzı tercih etti? Ve son olarak fotoğraf sanatçısı Serhan Serter, Fatoş Hanım'ın mucize gibi değişimini fotoğraf karelerine taşıyarak nasıl ölümsüzleştirdi? Hepsi az sonra mucize gibi de. Mucize gibi başlayan bir hafta tüm heyecanı ile yine mucize gibi devam ediyor. Ve bu kez de Fatoş Hanım'ı doğum sonrası derisinde oluşan sarkmalar ile vedalaşması ve pırıl pırıl cilde kavuşması için eczacı Mehmet Müderrisoğlu'nun sihirli ellerine bırakıyoruz. Size Fatoş Hanım'ı getirdim. Hoş geldiniz. Fatoş Hanım programımıza katılan şanslı bayanlardan. Şimdi diyeceksiniz ki neresini zayıflatalım Fatoş Hanım'ın? Ama sizin de bildiğiniz gibi cilt problemleri olabiliyor bazen. Kendisi de onlardan şikayetçi. Bir bakalım neler yapacağız. Bakalım neler yapacağız. Buyurun içeriye geçelim. Geçelim. Öncelikle Fatoş Hanım'a soralım mı neler hissediyor? Heyecanlı mısınız? Evet çok. Mehmet Bey işinin uzmanı olarak şimdi cildinizde mucizeler yaratacak. Mehmet Bey'e soralım neler yapacaksınız? Şimdi mucizelerden söz etmeyelim ama ilmin buluştuğu noktada neler yapılabilir onu gösterelim. Buyurun. Şimdi birincisi Fatoş Hanım'ın şu cilt kısmı doğumlardan dolayı biraz bollanmış. Ve dikkat ederseniz yumuşamış. Bu cildin çekilmesi, gerginleştirilmesi, sanki doğum yapmamış havasına girmesi gerekir.
kendime baktığımda aslında hani görünürde fiziksel olarak zayıf diyebileceğimiz bir insan yapısındayım. Fakat bağ dokularım çok yumuşak olduğu için gayet göbek bölgemde falan sarkmalar ve sıkılaşma sorunu yaşayan bir insanım. Bu kremin birkaç özelliği var. Birincisi, biraz sonra bu cilt ısınmaya başlayacak. Kıpkırmızı olacak Fatoş Hanım. Çünkü bunun içerisinde kırmızı biber, yani Urfa ve Antep yöresinin şimdiye kadar yemeklere kattığınız kırmızı biberi var. Ondan sonra içerisinde L-karnitin ve guarana var. Guarana kafeini zengin bir maddedir. Bu kafeinle yağların parçalanmasını sağlıyoruz. L-karnitinle de yağların enerjiye dönüşmesini sağlıyoruz. Sizin şu anda incelmekten ziyade sıkılaşmaya ihtiyacınız var. Biz şu anda Fatoş Hanım'ı belki 20'li yaşlarında geri getireceğiz. Bunu aynı şekilde baldırlara, yani basen kısmına, şuraya kullanmak da mümkün. Eğer daha toplu olsaydı kollara da kullanacaktık ama o kadar ince ki, fakat doğumlardan dolayı mollanmış olan deliği gelmeye başladı. Fatoş Hanım genç, diri bir vücut gözüküyordu. Ancak o görüntünün altında karın bölgesi oldukça buruşmuş ve mollanmış vaziyetteydi. Biz öncelikle onun gerginleşmesi, güzelleşmesine çare bulmaya çalıştık. Mehmet Bey'in yaptığı, tamamen kendisi bitkisel olarak hazırladığı ürünleri kullandığımızda ilk seansta, daha ilk yapılan işlemlerde 3 santim gibi bir incelme gördük ki bu bizim için gerçekten mucize gibi bir şey ki bunun bir hafta sonunda neleri değiştirebileceğine inanmak gerçekten çok hoş bir duygu veriyor insana. Cilt kuruydu ve cildin kenar kısımlarında, yani gözün kenarlarında kaz ayağı denen ince çizgiler vardı. Fatoş Hanım bakın güldüğü zaman buralarda ufak ince çizgiler oluyor. Görüyor musunuz? Bu ince çizgileri yok edelim. Ve bir de Fatoş Hanım'ın dudak üzerinde çok hafif belirginleşmeye başlayan çizgileri var. Şimdi bütün bunları yaparken neden neyi kullandığımızı da size yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Şimdi Mehmet Bey'in doğal ürünleriyle Fatoş Hanım'a bir cilt bakımı uygulayacağız. Mehmet Bey'den detayları alalım. Öncelikle bir cilt temizliği yapacağız. Cilt temizliği yaptıktan sonra göz serumunu süreceğiz. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra göz kremini süreceğiz. Ondan sonra cildi nemlendireceğiz. Özel bir çay özüyle, çay ve ıhlamur özüyle. Ondan sonra nemlendiricisini ve yağını sürüp bakımı bitireceğiz. Sadece tek yapmam gereken, istediğim şey vücudumun toparlanması ve sıkılaşması. Bunun da zaten gördüğümüz uygulamalarda olabileceğini, yapılabileceğini, mümkün olduğunu gördük ve bu da çok hoşuma gitti. Ayrıca cildimizdeki uygulamalarda da cilt bakımı falan da yapıldı. Bu da gözle görülür bir ışıltı, parlaklık veriyor. Ve bir haftanın sonunda da herhalde mucize gibi bir şeyler olacağına kesinlikle inanıyorum. Katılımcıların hiçbiri yaptığımıza inanmadı. Ama yapıldıktan sonra hepsini söyledi. İnanmıyorum diyorlar. Ama bunu bütün müşterilerimizle hissettik. Onun için bizim piyasadaki inanmıyorum diyenlerin hepsi inanıyorum ve sana arkadaşımı getiriyorum diye gidiyor.
Saç tasarımında mucizeler yaratan Salih Pehlivan, Fatoş Hanım'ın saçlarındaki muhteşem değişimi nasıl gerçekleştirdi? Uzman makyör Georgie, Fatoş Hanım'a yaptığı makyaj ile nasıl harikalar yarattı? Kıyafet ve ayakkabı seçiminde Fatoş Hanım nasıl bir tarzı tercih etti? Ve son olarak fotoğraf sanatçısı Serhan Serter, Fatoş Hanım'ın mucize gibi değişimini fotoğraf karelerine taşıyarak nasıl ölümsüzleştirdi? Hepsi az sonra mucize gibi de. Fatoş Hanım'ın bir haftalık değişim rüzgarı tüm heyecanıyla esmeye devam ediyor ve ulaşılmaz sanılan tüm hayaller tek tek gerçek oluyor. Ve şimdi sıra geldi Fatoş Hanım'ın yaşadığı tüm bu değişimi vurgulayacak olan kıyafet seçimine. Bakalım Fatoş Hanım nasıl bir tarz yaratacak kıyafet seçiminden sonra. Bu hafta Fatoş Hanım'ı size getirdim. Şimdi her hafta biliyorsunuz buraya farklı bayanlarla geliyoruz. Fatoş Hanım da bu haftaki şanslı izleyicimiz. Kendisinin son aşamalarındayız değişiklik yolculuğunun. Kıyafet seçeceğiz. Ne diyorsunuz? Nasıl kıyafetler giymeli Fatoş Hanım? Kendisine yakışan bir elbise giymiş mesela. Hatları gayet düzgün. Hatları ortaya çıkartan bir elbise giymiş. Biraz daha koyu renkler tavsiye ederim ben kendisine. Sarışın olduğu için. Evet, yeterince renkli bence. Gözleri olsun, saçları, ten olarak da biraz açık tenli. Koyu renkler bence daha hoş olacaktır. Yine bu tip elbiseler olabilir ki markamızda çok var bu tip elbiseler yine. Şimdi merak ediyoruz Fatoş Hanım neleri beğenecek? Evet. Hep beraber gezelim. Ne öneriyoruz ilk başta? Elbise demiştik. Farklı elbiseler görüyoruz burada. Şu özellikle mesela bu sene tip bol. Bu hem tunik olarak da kullanılabilir. Tunik olarak kemerle de kullanılabilir. Altına belki bir tight ve yüksek topuklu ayakkabı. Evet, evet. Bir tane daha var. Bundan bir renk daha var daha doğrusu. Açık bir renk. Ben bu rengi özellikle tavsiye ederim kendisine. Sizin giyim tarzınız nasıl? Nasıl giymekten hoşlanıyorsun? Ben daha çok mini etek, yani mini elbiseler giymekten hoşlanıyorum. Fiziğim düzgün diyorsunuz değil mi? Evet. Zaten biraz. Daha çok ortaya çıkarmak için bacaklarımıza çok güveniyoruz anladığım kadarıyla. O zaman mini eteklere bakalım değil mi? Bu da güzelmiş. Bu da gayet güzel. Bu nasıl dar duruyor? Nasıl değişik demiş. Bir kesimi var evet, bunun. Çok farklı bu. Başka? Bu benim dikkatimi çekti ama mavi bilmiyorum. Sever misiniz? Yani renk olarak bana kapat. Evet soluk kalabilir sizde. Bunu ben deneyeceğim o zaman. Bunu beğenmedik. Mini etekler nerede? Mini eteklere bakalım. Değil mi? Fatoş Hanım'ın buralar çok ilgisi çekmedi. Evet, mini eteklere doğru ilerliyoruz o zaman. Mini etek, şort, kısa elbiseler. Değil mi? Bakalım. Şort olarak şöyle bir şortumuz var. Yırtık bir şort. Peki, Fatoş Hanım'ın tarzı olduğunu zannetmiyorum ama. Biraz daha kısa bir şey yok mu? Yok maalesef. Şimdi kilolu bayanların derdi başka oluyor, zayıf bayanların derdi başka. Sizin işiniz çok zor gerçekten. Evet. Deri kısa bir etek var, sever misiniz öyle? Evet. Şöyle bir tutalım üstünüze. Düşük belli bir şey galiba bu. Bunun üzerine böyle daha şık ışıltılı bir bluz olabilir. Olabilir. Mesela şurada. Şunlar. Alalım onları da hemen şöyle. Şu. Bakalım nasıl duruyor. Şu tonlarda. Ne altın, altınsa dore. Evet, parlak. Fatoş Hanım parlamayı seviyor. Böyle ışıl ışıl olsun, dikkat çekici olsun. O zaman şimdi bunları giyeceğiz ama size göstermeyeceğiz biliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Fatoş Hanım'ın üzerinde bu elbiseler nasıl duruyor merak ediyorsanız finale kadar beklemek durumundasınız. Fatoş Hanım kıyafetini seçti. Ve şimdi de kıyafetine en uygun ayakkabıyı seçerek bundan sonraki yaşamına daha bir kendinden emin ve daha güçlü adımlarla ilerleyecek Fatoş Hanım. Fatoş Hanım bu haftanın talihli izleyicisi. Kendisinin diğer uygulamaları devam ederken
ayakkabı konusunda kendisinin de benim gibi bir tutkusu olduğunu bildiğim için aldım, getirdim size. İyi yaptınız, ayaklarınıza sağlık. Zaten bütün hanımların öyle bir tutkusu var yani. Ayakkabıyla ilgili mutlaka bir tutkuları var. Ben aslında tahmin ediyorum Fatoş Hanım'ın hangilerini beğeneceğini. Bakalım tutturabilecek miyim? Buyurun. Evet, siz çok zevklisiniz ve bayağı anlıyorsunuz bu işten anladığım kadarıyla. Bunu çok beğendim. Hı hı. Bu da yine herhalde ilkbahar sezonunda bizim gibi bayanların en çok tercih edeceği. Çünkü yeşil siyahın altına da oluyor. Şimdi bu ikisini deniyoruz. Başka? Eminim ki iki taneyle kavga. Evet, şunu çok beğendim. Ay, babet mor, gibi. Evet, mor takıntım var ve de lacivert. Genelde zaten kot tercih ediyorsunuz kıyafetlerinize. Şöyle bir gösterelim. Harika. Topuğu da çok ilginç gerçekten. Fatoş Hanım, benim beğendiğim bütün ayakkabıları toparladınız. Biz sizinle aynı zevki paylaşıyoruz. Bana ayakkabı bırakmadınız burada. Başka? Başka. Yani çok var. Böyle karar veremiyorum. Bir sürü olunca arasından seçmek. Mesela şu da zannedersen ya da şu böyle. Ooo. Süper. Defile yapsın bize Fatoş Hanım. Evet, hepsini göstereyim ben. Çok tamam. Güzel duruyor. Saç tasarımında mucizeler yaratan Salih Pehlivan, Fatoş Hanım'ın saçlarındaki muhteşem değişimi nasıl gerçekleştirdi? Uzman makyör Georgie, Fatoş Hanım'a yaptığı makyaj ile nasıl harikalar yarattı? Ve son olarak fotoğraf sanatçısı Serhan Serter, Fatoş Hanım'ın mucize gibi değişimini fotoğraf karelerine taşıyarak nasıl ölümsüzleştirdi? Hepsi az sonra mucize gibi de. Ve şimdi de sıra geldi bir kadının görünümündeki en büyük farkı yaratan saç ve makyaj uygulamalarına. Fatoş Hanım şimdi konusunda uzman saç tasarımcısı Salih Pehlivan sayesinde cansız saçlarından kurtulacak. Uzman makyör George sayesinde ise yüz hatlarındaki mucize gibi değişimi vurgulayarak kusursuz bir güzelliğe kavuşacak. Ve Fatoş Hanım'ın yenilenmiş hali kendisine ve etrafına bir ışık olarak yansıyarak yaşam bulacak. Sizinle Fatoş Hanım'ı tanıştırmak istiyorum. Fatoş Hanım bu haftaki şanslı izleyicimiz. Kendisinin bir haftalık değişim yolculuğunun son gününe geldik artık, final günü. Birçok değişiklik söz konusu. Kendisi çok iyi hissediyor değil mi? Kendiniz nasıl hissediyorsunuz? Kesinlikle. Özellikle bugün dişler falan da takıldı. Daha bir harika hissediyorum. Şimdi daha harika görünebilmeniz için sizi Salih Bey'in ellerine teslim edeceğiz. Saçlarınızla ilgili bakalım nasıl değişiklikler yapacağız burada. Evet, şimdi Fatoş Hanım da bir haftadır oluşan bütün değişiklikleri daha da vurgulayacak. Son aşamaya sıra geldi. Saç tasarımı yapacağız Salih Bey ile birlikte. Salih Bey, neler yapmayı düşünüyorsunuz Fatoş Hanım için? Fatoş Hanım'a benim tabii tavsiyelerim olacak. Aslında sarışınlığına devam etmesini düşünüyorum. Bunun sebebi de aslında herkesin kendi doğasında, kendi renk tonlarında yaşamasını tavsiye ediyoruz genelde. Eğer karşımda bir yaz kadını varsa, ki burada bir yaz kadını konuşuyoruz, daha çok çok kısa saçtan hoşlanmaz yaz kadını. Biraz böyle omuzlarına dökülmeli, böyle doğal hareketleri olmalı. Nasıl biliyor der gibi başını sallıyor Fatoş Hanım. Siz artık çözmüşsünüz kadınları. Kim yaz kadını, kim kış kadını, kim neden hoşlanır. O yüzden güvenle teslim edebiliriz kendimizi değil mi Salih Bey? Kesinlikle. Size güveniyor Fatoş Hanım. Bizler de merakla bekliyoruz. Bakalım Fatoş Hanım'a Salih Bey nasıl işlemler yapacak? Fatoş Hanım'la tanıştığımda yaz kadınını gördüm. Sarışın bir bayan vardı karşımda. Aslında biz son yıllarda, özellikle 10 yıldır buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü herkesi kendi doğru renkleriyle buluşturmak en önemli profesyonellik aslında. Onun şayet
doğası sarışın olmasaydı mutlaka kendi doğasına dönmesi için tavsiyelerde bulunurdum. Yaz kadını genelde kısa saçtan, erkeksi böyle keskin kesimlerden hoşlanmaz. Bu duygularını bilerek biz de önerilerde bulunuyoruz ve ona göre tavsiyelerimiz oluyor. Yalnızca görüntücü değil, aslında ruhunu da beslemek gerekiyor. Var olan sarışınlığını çok daha mükemmel hale getirecek yeni tekniklerle hoş bir çalışma yaptık. Zaten karşılığını göreceğiz ve çok mutlu şimdi. Evet, şimdi sıra Fatoş Hanım'ın makyajına geldi. Fatoş Hanım'ın saçlarına yapılan işlemler bitti ama size göstermiyoruz. Sürpriz olarak en sona saklıyoruz. Şu anda makyaj yapılacağına göre söz Georgie'nin olacak. Neler yapacağız Fatoş Hanım için? Dudağı öne çıkartmak istiyorum. Yüzde köşeleri bulmak istiyorum. Sağ ve sol köşeleri eşit yere getirmek istiyorum. Göz altını biraz açıp daha aydınlık yapmak istiyorum. Tabii benim isteklerim. Müşterim bakalım ne olacak, nasıl kabul edecekler. Fatoş Hanım, sizin aklınızdan geçen bir tarz var mı makyaj? En çok nasıl makyaj hoşunuza gidiyor? Kesinlikle George Bey'in de dediği gibi dudaklar öne çıkan. Zaten tahminlerinde de hiçbir şekilde yanılmadı. Olması gerekenleri zaten kendisi söyledi. O zaman size bırakıyoruz. Peki. Yine Fatoş Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Evet. Renkli gözlerde koyu makyaj doğru bir uygulama mı? Bakın, eğer gece bir yere gidiyorsak, bir gece kıyafeti giyiyorsak, kıyafetin içindeki en önde rengi seçip onu kullanmak lazım. Yani illa koyu yapacaksınız diye bir şey yok. Ayrıca çok renkli gözlerde de sadece bir rimelle, bir dipline, bir eyelinerle renkli gözü ortaya çıkartmak bence daha lezzetli olur. Fazla renklerle oynamamasını tavsiye ederim. Şimdi siz dudakları ön plana çıkaracağınıza evet. göre gözleri bir daha hafif çalışacaksınız. Ama belirleyeceğiz, yani bir noktaya getireceğiz. O zaman yine süper bir görüntüyle karşı karşıya olacağız. Hep birlikte sonuçları bekliyoruz. Buyurun. Evet. Fatoş Hanım'ın gözleri renkli, teni de renkli ama biz dudağa önem vermek istiyoruz. Dudağı ne kadar ıslak tutarsak dudak o kadar güzel öne çıkacaktır. Daha etli görünecektir. Ayrıca göz rengi çok çekici olduğu için göz makyajındaki renkleri az kullandım. Genelde bakır tonlarından kahverengi çalıştım. Bu sene de zaten 2011'in renkleri bakır kahverengi, işte fıstık yeşil. Bu tonlar üzerinden çalışılıyor veyahut da tamamen kurşuni siyah. Tene göre uyguluyoruz. Ve son olarak fotoğraf sanatçısı Serhan Serter, Fatoş Hanım'ın mucize gibi değişimini fotoğraf karelerine taşıyarak nasıl ölümsüzleştirdi? Hepsi az sonra mucize gibi de. Şimdi de bir hafta içinde mucize gibi bir değişimin kahramanı olarak bundan sonra yaşayacağı ihtişamlı yaşamın kapılarını aralayan Fatoş Hanım'ın muhteşem görüntüleri fotoğraf karelerinde ölümsüzleşecek. Müzik.
kendinizi ve çalışmalarınızı tanıtır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Asıl uzmanlık alanımız bizim belgesel formatlı düğün fotoğrafçılığıdır. Ama bu noktada porta fotoğrafçılığı, doğum fotoğrafçılığı ve diğer özel günlerde çalışıyoruz. Aynı sizle şu anda beraber olduğumuz gibi. Yaptığımız çalışmada bir hikaye kurgusu oluşturuyoruz. Hikayede gelin ve damat düğün gününü nasıl geçirecek, nasıl bir gün yaşayacak bunu beraber zaten ofiste tekrardan toplantıyla belirliyoruz ve arkasında çok güzel bir fotoğraf çekimi gerçekleştiriyoruz. Onlarla da bir ömür boyu kalacak hatıralar oluşturuyoruz kendilerine. Fatoş Hanım'ın heyecanı hepimizi sarmış durumda. Yarım kalan o hikaye artık tamamlandı ve yepyeni bir hayata döndü yüzünü Fatoş Hanım. Fatoş Hanım'ın en göze çarpan, en güzel karakteristik özelliği tabii ki elmacık kemikleri. Bu elmacık kemiklerini biz özellikle yapmaya çalışırız. Çünkü elmacık kemikleri yüzü sürekli genç tutan, sürekli o yüzdeki doğal üçgeni koruyan, sağlayan yegane özelliğimizdir. Ve Fatoş Hanım bu konuda çok şanslı. O elmacık kemikleri doğal olarak hep orada duracak. Ben bunları biraz takviye ettim. Daha önce üst dişlerini kendisi yaptırmış. Ama ne yazık ki o üst dişleri arzu edilen formatta yapamamışlar. Ve Fatma Hanım güldüğü zaman sol tarafa doğru gülüyordu. Çok güzel bir kadının bu kadar kötü gülmesi ve o kötülüğün içerisinde bütün fizyonomisini etkileyen o çizgiyi biz tespit ettik, yakaladık. Fatoş Hanım genç, diri bir vücut gözüküyordu. Ancak o görüntünün altında karın bölgesi oldukça buruşmuş ve bollanmış vaziyetteydi. Biz öncelikle onun gerginleşmesi, güzelleşmesine çare bulmaya çalıştık. Sol elmacık kemiğinde bir asimetri vardı doğuştan süre gelen. O farkında bile değildi tabii ki. Ama biz öyle bakınca o asimetriler gözümüzden kaçmıyor ve onu dolguyla düzelttim. Dudak yapısı zaten güzel. Niye dolgu yapalım diye çok düşündük ama ben de kendimi tutamadım. Biraz daha güzel dudak niye olmasın diye kendisini ikna ettim ve sanatımı gösterebilmek için güzel bir dudak çalışmasıyla dudağı tamamladım. Köprülerin altındaki dişler çok kötüydü. Ne yazık ki bir tanesini çekmek zorunda kaldık. Ve bu kadar kısa bir süre içerisinde hem dişler diş çekildi hem onun yerine o kaygan olan, kaymış olan orta hattı yeniden düzenlendi, yeniden dizayn edildi. Fatma Hanım'ın bu kadar komplike bir olay içerisinde artı diş çekiminin de olduğu bir pozisyonda bir haftalık, 10 günlük bir süreç içerisinde bunların yapılması gerçekten mucizevi olaylar. Mucize gibi kapısını çalana kadar muhasebeci olarak çalışan, 42 yaşında ve bir çocuk annesi olarak yıllardır çocuğu ile yaşam mücadelesi veren bir kadındı Fatoş Büyükkaya. Fatoş Hanım 7 gün süren değişim sürecini tamamladı ve keşke diye başladığı tüm cümlelerin yerini iyi ki diyebileceği neşeli ve umutlu cümlelere bıraktı artık. Genç kızların bile kıskanacağı yeni görüntüsüyle, objektiflerin karşısına geçerek verdiği artistik pozlarındaki duruş ile görenleri hayrete düşürecek kadar kendinden emin ve bir o kadar da hayrandı kendine Fatoş Hanım. İçindeki kadın tamamen özgürdü artık. O artık önce kadın, sonra anneydi.
Mucize gibi bundan sonra her hafta zamanı geriye alarak ve farklı hayatlara dokunarak mucizeler yaratmaya devam edecek. Siz de içinizdeki muhteşem kadınla tanışmak ve onu özgür bırakmak istiyorsanız, Mucize Gibi'nin yarattığı mucizelerden biri neden siz olmayasınız? Mucize Gibi'ye başvurmak için başvuru@mucizegibi.tv. Önümüzdeki hafta Mucize Gibi'de Firdevs Hanım'ın muhteşem değişimine şahit olacaksınız. Mucize Gibi pazar günü saat 18.15'te Showmax'te. Sakın kaçırmayın.